Sağlıkla Yaşadan herkese merhabalar dostlar. Yepyeni bir sözleşmeli personel alım ilanıyla daha karşınızdayız. Bu alım arkadaşlar Nisan ayının ilk alımı olacak. Bundan sonraki süreçte de bakalım daha kaç kişilik bir personel alımı alacak birlikte göreceğiz. Şimdi arkadaşlar bu alımımız arkadaşlar Kayseri Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'nün yapılan bir alım ilanı ve toplamda 4 farklı kadrodan alımı yapılacak. Bu kadrolar içerisinde lisans hemşire, lisans orta öğretim hemşire, tıbbi laboratuvar ve diyalis tekniker olmak üzere 4 kadro mevcut. Öncelikle bu kadroların sayılarına geçmeden önce şunu belirtmek isterim ki bu alımlar özellikle de hemşire kadroları arkadaşlar nükleer tıpla alakalı olacak. Yani nükleer tıpta çalıştırılmak üzere alınan personeller olacağı için bazı özel şartlar isteniyor. Bunu belirtmemiz lazım. Şimdi toplamda 2 hemşire kadrosundan lisans ve orta öğretim kurumlarından 8-8 toplamda 16 kişilik bir hemşire alımı söz konusu. 1 tane tıbbi laboratuvar ve 3 tane de diyaliz teknikeri alımı yapılacak arkadaşlar. Şimdi başvuruda alınacak, aranacak şartlara geldiğimiz zaman bildiğiniz gibi her zaman standart alım şartları mevcuttur. Bunlar nelerdir? TC vatandaşı olmak, yaş şartlarını taşımak, orta öğretim yaş şartlarını taşımak, kamu haklarından mahrum olmamak, herhangi bir yasa dışı olaydan dolayı ceza almamış olması gerekiyor. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olması ve akıl ve ruh sağlığının yerinde olduğunu gösteren bir belgesi olması gerekiyor arkadaşlar. Dediğimiz gibi bunlar genel şartlardı. Biraz önce de söylediğimiz gibi bu alımda bazı özel şartlar gerekiyor. Nedir bu özel şartlar arkadaşlar? Burası önemli. Hastanelerin 7/24 kesintisiz hizmet sunma zarureti nedeniyle öncelikle hastanenin acil ameliyathane, yoğun bakım, pandemi poliklinikleri, klinikleri, radyoaktif ve radyoinezan maddelerle işlem yapılabilen birimlerde olmak üzere tüm birimlerinde istihdam edilecek kişilerin nöbet usulü çalışma planları ile gece nöbet tutmasına ve gece vardiyasında çalışmasında sağlık veya ailevi bir durum açısından mani bir durum olmaması gerekiyor. Şimdi burada genel bir açıklama yapmışlar arkadaşlar. Tabii benim için diyeceksiniz ki zaten bu maddeyi bütün alım ilanlarına koyuyorlar. Evet, bunu alım ilanlarına koyuyorlar ama şurası yok arkadaşlar. Radyoaktif ve radyoinezan. Radyoinezan. Yani beklentiler şu şekilde arkadaşlar benim anladığım. Nükleer tıpta çalıştırılabilir ama duruma göre diğer bölgelerde de görev yapılabileceğini bilmesi gerekir açısından bu ibareyi koymuşlar. Bunun yanında arkadaşlar özel şart olarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli iş yerinde çalışmaya mani halinin olmaması gerekmektedir. Tabi bunların yanında yine herhangi bir emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması, KPSS'ye girmiş şartı olması da gerekiyor. Bunun yanında bunu biraz özel şartlar olarak eklemişler fakat bunlar da aslında genel şartlarda mevcut durumlardır. Nedir bunlar? Son bir yıl içerisinde herhangi bir sözleşmeli kadrodan fesih veya istifa etmemiş olması gerekiyor. Ya da herhangi bir kabahat nedeniyle kovulmuş, gönderilmiş olmaması gerekiyor. Şimdi başvuru şekli nasıl olacak arkadaşlar? Şimdi bunu size aktaracağım. Başvurular arkadaşlar alım ilanından itibaren 15 gün içerisinde, yani 5 Nisan'dan itibaren 15 gün içerisinde mesai bitimine kadar posta yoluyla veyahut da şahsen başvuru yapılacak. Yani online başvuru sistemi yok arkadaşlar burada. İş talep formu da yine üniversite personel daire başkanlığının web sayfasından indirebilirsiniz. Veyahut da şahsen başvuru yapacaksanız da yine orada başvuru yapacağınız yerden de bu formu alabilirsiniz arkadaşlar. Şahsen yapılan başvurular üniversite rektörlüğü genel evrak birimine yapılacak. Burada bir not düşmüş arkadaşlar. Bunu özellikle okumak isterim. Covid-19 nedeniyle ülkemizde görülen Covid-19 nedeniyle halk sağlığını korumak amacıyla başvurular şahsen posta yoluyla yapılacağından başvuru esnasında kontrolü yapılmayacak. Yani gönderdiğiniz ya da vermiş olduğunuz bilgiler
kontrol edilmeyecektir. Diğeri de direkt değerlendirmeye alacak diyor arkadaşlar. Bu yüzden belgelerinizi eksiksiz göndermeniz sizin açınızdan faydanıza olacaktır arkadaşlar. Posta yoluyla göndermek isteyen arkadaşlarımız için Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü, Yenidoğan Mahallesi, Turhan Baytop Sokak, No 1 38280 Talas Kayseri adresine postalayabilirsiniz. Zaten ben bu adresi yine videonun açıklama kısmında yazacağım. Direkt oradan da bilgi sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Bunun yanında başvuru için istenilen belgelerin asılları istenilmeyecek olup adaylar atanmaya hak kazandığı takdirde evrak aslı geri iade edilmemek üzere noter tasdikli barkodlu internet çıktısı istenilecektir. Kadronun sadece bir tanesine müracaat edebiliyorsunuz. 2-3 kadroya birden müracaat edemiyorsunuz. Buraya bir telefon numarası vermişler arkadaşlar. 500-352 alan koduyla başlayayım. Bu numarayı da yine videonun açıklama kısmında sizlere belirteceğim arkadaşlar. Şimdi sonuç kısmına gelecek olursa, başvuruların sonuçlarına gelecek olursa arkadaşlar. Kazanan adaylar isim listesi, işe başlama için istenilen evrak listesi ve teslim edileceği yer ve zaman bilgisi yine Erciyes Üniversitesi'nin web sitesinde yayınlanacaklar. Bu web sitesini takip etmeyi ya da kanalımızın Instagram sayfasında takip etmeyi unutmayınız arkadaşlar. Instagram sayfamız yine videonun açıklama kısmında mevcuttur. Başvuru süresinin bitiminden en geç 7 iş günü içerisinde sonuçlar açıklanacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Her kadronun 5 katı kadar yedek aday belirlenecek. Bu yedek adaylar üzerinden alımlar yapılmaya devam edecektir arkadaşlar. İlan başvurunda istenilen belgeler soracak olursanız, yani başvuru sırasında hangi belgeler lazım? Öğrenim belgesi, yani diploma, KPSS puanını gösterir belge, nüfus cüzdanı, erkek adaylar için askeri durum belgesi, bir adet biyometrik fotoğraf ve iş talep formu. Bu formu personel daire başkanlığı.erciyes.edu.tr taraf adresinde temin edebilirsiniz ya da ben yine videonun açıklama kısmında bunu sizlere vereceğim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone olursanız beni sevindirirsiniz. Zil sesini de açarsanız bundan sonraki videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Esenlikle, sağlıcakla kalın.